Merhabalar sevgili legal severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Speed Champions ve Star Wars seyircilerim benden yeni bir video bekliyordu fakat Speed Champions'e hemen yarın bir videosu gelecek ve Star Wars'cu arkadaşlarımız epey bekledikleri için Star Wars haftası yapmaya karar verdim ve Çarşamba ya da Perşembe gününden itibaren. Bir hafta içinde en az dört tane Star Wars setinin incelemesi gel gelecek. Öyle bir plan yapmaya karar verdim arkadaşlar. Tabi incelemeye başlamadan önce arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Creator Expert serisinin bu arabaları çok tutuluyor. Yeni adıyla Icons olarak geçiyor. Zamlardan bahsetmem gerekiyor. Bundan birkaç e evvel zamlar 120 Euro'dan 130 Euro'ya çıktı. Ve şimdi de 130 Euro'dan ne yazık ki 170 Euro'ya yani 40 Euro zam birden geliyor arkadaşlar. Sizlere önceden de söyledim. Söylemiştim. O yüzden önemli arkadaşlar. Şu anda hala piyasada bulunan Porsche ve Mustang'ı önemli almanızı şimdi tavsiye ederim. Çünkü en yakın zamanda zamlar gelecek. Bunlar sırf Türkiye için değil Amerika, Kanada ve Avustralya için şimdiden geçerli ve çok yakında Türkiye ve Almanya için de geçerli olacağını söylemiş olayım arkadaşlar. Önemli Porsche ve Mustang'ı almak isteyenler şimdiden almalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Artık 130 Euro'dan 170 Euro'ya çıkmasının daha fazla muhabbetini etmek istemiyorum. Lego çok tutulduğunu biliyor. O yüzden bu fiyat zamlara zam yapması hiçbir şekilde yok şeye zam Han maddelerine zam gelmesinden alakası yok çünkü bu kadar da fark etmiyor arkadaşlar o, bu zam meselesinde burada kapatmak istiyorum çünkü muhteşem güzel bir setimiz var. Onun incelemesini yapmak istiyorum. Çeşitli çeşitli kurma imkanımız var. Hem üstü açık hem değişik renkler. Şöyle sizlere göstermiş olayım çabucan arkadaşlar. Şuradan tabi daha resimlerini göstereceğim ama epey parçalar artıyor. Kırmızı ve gri renginden ve üstü açık şeklinde şey, e, yapmayı da sergilemek için de imkanımız var. Tabi bu Creator Expert arabalarında daima bir şeyler vardı. Ford Mustang'ı mesela böyle turbo halinden normal GT halinden, normal Mustang haline çevirebiliyorduk. Ve Porsche'yi de turbodan böyle üstü açık şekilde şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle üstü açık şekilde targa versiyonuna çevirme imkanımız vardı. Tabii onlar içinde de epey parçalar artıyordu. Evet. E, o yüzden şimdi e, diyemeyiz ki yani e, bu mus e, Camaroyu bu kadar çeşitli e, parçaların artması sebebiyle bu kadar çeşit yapabilmemiz sebebiyle de hiçbir şeyi yok. Çünkü Porsche'de de çok fazla hatta Porsche'de e, Targa ile e, şeyi arasında tekerlekler bile özel tekerlekler bile vardı. Yani tekerlekler derken cantları bile e, değişikti. Yani e, epey fark vardı. Tabi e, sizlere e, Porsche ile e, Lego e, Lamborghini'ye nasıl çevirebildiğimizi öyle bir videosu kanalımda mevcut. Mustang'ın videosu mevcut. E, e, James Bond'ın e, öteki Fiat 500'ün hepsinin videosu kanalında mevcut ee, ama daha çok tabi Lamborghini e, Countach ve e, Porsche 911'in e, videosunu e, bu e, sayfanın linkini paylaşacağım. E, altta e, bu videonun altında paylaşacağım. İncelemeye gelelim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem güzel. Tabii karşılaştırma da yapacağız Ford Mustang'la. Önce bir benim seçtiğim hali göstermek istiyorum arkadaşlar. Camaro'yu da söylemem gereken ne yazık ki hiçbir tane print yok. Şu gördüğünüz Camaro set 28. Şurada gördüğünüz Chevrolet yani hiçbir tane print göremezsiniz arkadaşlar. Ne yazık ki. böyle muhteşem, o kadar fiyatlar yükselmesine rağmen yani hiç olmasa bir print de yapabilirdi. Mesela Porsche'de şu e, işaret print e, print'ti arkadaşlar. Hatta şeyi değiştiremediğimiz için Lamborghini'de Porsche işareti arkaya geliyordu. Yani e, tabi tabii dezavantajları da oluyor böyle mock yaparsak ama hepsinin yapışkan olması yani bir özellik olması güzel olurdu arkadaşlar. Ayrıca gri ve e, sizlere onun da e, resmini de göstereceğim arkadaşlar. Gri ve e, kırmızı bordo renginden çevirme şu beyaz çizgileri çevirme imkanımızdan hariç bir de arkadaşlar şöyle ön farlarını da değiştirebiliyoruz. Yani şu şöyle açık haliyle şöyle kapalı halinden de değiştirme imkanımız var ikisini de. Bir de arkadaşlar tabi bir şey daha onu da önceden göstermiş olayım da sonra güzelce inceleyim. Plakayı da şöyle şu plakadan burada designer'ın şeylerini almışlar arkadaşlar. Şöyle bir Chevy 69 model numaralı plakayı da değiştirme imkanımız var. Tabi bu Porsche ve Ford Mustang'lar da, e, geçerli. Gerçekten e, fonksiyonlarımız da var arkadaşlar. Kapısı açılıyor, direksiyonu çevriliyor, motor şeyi açılıyor. Tabi hepsine güzelce ne bakacağız ve üstü de açılıyor. Ona da bakacağız. E, şu kapıda e, geçen sefer en son e, Porsche'de arkadaşlar. Şöyle onu da yine e, Ford Mustang'da da şöyle güzel açılıyordu. Porsche'deki hata yapılmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle açılıyordu. O hata yine yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Star Wars setlerini hazırladım bile. Yani sırf videosunu yapmam gerekiyor. Çünkü setleri tabi parmağım yara oldu bile. Burasını hoşuma gitti. Böyle güzel şey yaptılar. Bir de özel bir parça vardı arkadaşlar. Birkaç tane. Onu da merak ettim. Acaba başka sette var mı? Çünkü tabii ki çoğu setleri alıyorum ama yapmadığım için hepsini daha bilmiyorum. Onu da size göstereceğim kılavuz kitabında. Gerçekten muhteşem güzel detayları. Sonra üstünü de açacağım için arkadaşlar. içerideki şeyleri göstermek istiyorum. Ee, şurada bagajda hoşuma giden arkadaşlar e, şey olması e, kapalı olması yani altta bir şey düşmemesi e, öteki e, setlerde bildiğiniz gibi delikler vardı şeyler vardı altı gözüküyordu biraz hoşuma gitti yani e, gerçi benim için o kadar önemli değildi ama e, biraz hoşuma gitti ama şöyle alttan bakarsak e, renkler yine e, oluyor ama ben bu renklerin olmasından rahatsız olmuyorum çünkü yapım aşamasında teknik olarak çok kolaylık gösteriyor bana. ben Ve de hoşuma da gidiyor. Yani zevk e, veriyor. Daha benim e, yapım aşaması için hoşuma gidiyor. E, şöyle bir e, printimiz var arkadaşlar. Şu farların e, print olması güzel. Geriye kalan e, hepsi dediğim gibi e, yapışkan arkadaşlar. Şurada şöyle bir detay var arkadaşlar. Şurada fark ediyorsanız şöyle bir baltayla şu e, şeyleri yapmaları da Epey hoşuma gitti. Normalde bunlar krom renginde oluyor. Ama gerçekten de güzel e, Bir e, fikir yani. Tekerlekleri Şurayı da açabiliyoruz arkadaşlar. Şurayı çıkartabiliyoruz. Evet şurada şimdi görünce biraz Şu mavileri biraz rahatsız olabilirsiniz. E, şeyimiz de var. Kapı aralığı şey var. Aynayı bu sefer şöyle bir şey yapmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da bir e, yeni bir e, şey olarak gördüm. Mesela Ford Mustang'da arkadaşlar ayna yoktu. Gördüğünüz gibi ve biraz çıplak gibi duruyordu. Bana e, öyle e, geliyordu diyebilirim. Artı arkadaşlar Lego'nun söyleyişine göre şurada 8 silindir motoru detaylı yapılmasına ee, artık ona siz karar verin. Ama benim yine de hoşuma gitti. Yani tam detaylı olup olmadığını siz karar verin. Şurada şey e, atention orada e, e, bir yapışkan. Ama hoşuma gitti yine de. Kim ne derse desin. Benim e, bu motorda tip olarak şey olarak hoşuma gitti. Ve de benziyordu yani. Epey de güzel olmuş sonra arkadaşlar üstünü açabiliyoruz şu anda ben idarelik açacağım çünkü yoksa tam olarak bir tane şeyde başladığım için şöyle açmak istiyorum arkadaşlar sizlere ki içini de daha gösterilmiş olayım şöyle şurada gördüğünüz gibi Tabii ben biraz idarelik açtım arkadaşlar size iç olması daha güzel göstermiş olayım kokpitine bakıp. Fites koluna bakıp. Şöyle şu şu ayarı güzel teknikle yapılmış olması. Benim gerçekten bu hoşuma gitti arkadaşlar. Ve dediğim gibi kapının böyle normal açılması hoşuma gitti. Ve bu e, koltuklarda da şeyler de epey e, e, şu aralıklar da epey hoşuma gitti. Ve öne de alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane şey. Ve e, şöyle bir şey gözüme çarptı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Şöyle fokus alıyor mu. Model Team. Ve gördüğünüz gibi arabayı da görüyorsunuz. Orada acaba Lego bize ne söylemek istiyor. Ee, öyle bir hayalim olursa kanalımda şu Model Team setlerinin de videoları mevcut. Tabi iki sene geriye gitmeniz gerekecek arkadaşlar. Ee, model Team dedikleri şeyler bunlar. Zaten orada bir tane hatta Model Team şeyi var. Şurada Hot rod'u var arkadaşlar. Hatta onun da videosunu yapabilirim size. Gördüğünüz gibi. Şurada şu Model Team setlerine acaba bize Lego ne demek istiyor? Onu çok merak ediyorum. Lego'ya biz şey yazı yazdım. Ama zaten olsa da bile söylemezler gerçekten o e, en çok merak ettiğim şeylerden biri oldu arkadaşlar şimdi şunu idarelik yine takmış olayım e, şu e, camın şeyleri bütün Porsche'de Mustang'da yine aynı teknikle yapılmış E tabi güzel teknik e, o şu hoşuma gitti yani Evet Şuraya da ve dağıtmaya başladım bile Neyse şimdi arkadaşlar Ebatlara bir göz atmak istiyorum. Ee, ebatlar tabi o zamanlar arkadaşlar zamanında şu Porsche e, Porsche diyorum Ford Mustang e, Camaro'nun en büyük e, şey rakiplerinden biriydi arkadaşlar. E, boy olarak Ford Mustang şöyle de bakabiliriz arkadaşlar. Her yandan Camaro'dan daha büyük daha yüksek gördüğünüz gibi yani gerçekten şey olarak Ford Musta tip olarak gerçekten Camaro'yu çok güzel yapmışlar bu renklerle dediğim gibi sizlere e, şeyleri de göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle kılavuz kitabından güzel bir kılavuz kitabı ötekilerine benzer bir şekilde şurada öncelikle e, ka, e, şeyleri seçmişler ben şahsen Renk olarak şunu sarı sarı seçmeyi isterdim. Neden? Şey yüzünden Transformers filmi aklıma geldi. O yüzden sarı olması daha güzel olurdu. Sarı siyah daha çok hoşuma giderdi. Şurada da gördüğünüz gibi şu modelin kapalı farlarla güzel bir şey var. Şurada sizlere şu renk farkını da göstermiş olayım. Evet. Şöyle güzel kamaroların e, 67'den bu yana kadar. Tabi 80'lerde 90'larda biraz tipini mahvettiler. Şu renkten isterdim işte. Dediğim gibi arkadaşlar. E, bu biraz Transformers'ın e, şey Bumblebee e, şeyinden renkleri olarak daha çok hoşuma giderdi. Şurada 2000 gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2010'dan sonra yine design'ını güzel bir şekilde yapmaya şey e, başlamışlar. O benim epey hoşuma gitti. E, göstermişken şurayı da göstermek istiyorum. Şurada şöyle şeyi var. Ve şurada da şu 3 değişik renklerini de görmüş oldum arkadaşlar. Ben beyazını seçtim. Fakat sonradan fark ettim ki beyaz o kadar şey değil. Belki de kırmızıya çevirme bordo'ya çevirmeye niyetim var. Çünkü e, şeyle daha güzel kontrast olacak. E, içerisi, i̇çerisi koltuk renkleriyle. Daha güzel kol, e, şey olacak. E, burada göze çarpsın diye beyazı seçtim ilk defa. Ama e, onu da kırmızıya şurada gördüğünüz gibi değiştirmeyi düşünüyorum. Ve sizlere önemli göstermek istediğim e, bir şey daha var arkadaşlar. Eğer yanılıyorsam lütfen siz e, beni düzeltin. şimdi arayınca da bulunmaz. Bir tane özel bir Lego parçamız var arkadaşlar. Bunu ben ilk defa gördüm. Daha önce başka bir sette çıktığını hatırlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten oradan hiç emin değilim. Galiba e, ilk defa bu sette çıktığını ve birkaç tane olması da epey e, anormal. Ve şimdi de bulamıyorum. Ama onu da sizlere tabi ne yazık ki o parçayı e, kılavuz kitabında bulamadığım için sizlere e, gösterme imkanım olmadı. Özel bir parça arkadaşlar ve birkaç tane koymuşlar. Gerçekten onu sizlere bir dahaki videoda yine de bir göstermek isterim. Ama umarım bu karşılaştırmayı beklersiniz. Tabi öteki kreatör Expert'leri de koymak istedim şu andaki piyasadaki olan setler benim için daha önemli olduğunu. Porsche 911 ve Ford Mustang'la önem veren arkadaşlar. Lütfen önce onu alsınlar, sonra Camaro'yu indirimde bulabilirler. Bir de arkadaşlar şu anda 3 ay boyunca bu sırf Lego Store eksklusif. Türkiye'de Lego Store olmadığı için Lego sertifikalı eee e, shop olduğu için belki bu da Ferrari gibi geç gelebilme imkanı olur ama umarım bu da çok yakın zamanda Türkiye'de çıkacağını bekliyorum. E, çünkü Türkiye'den de bu seti çok bekleyenleri olduğunu da biliyorum. En yakın videoda yarın Speed Champions videosu geliyor arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.